Merhaba arkadaşlar ve Börgü Sepetim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere bu güzel süeterin anlatımıyla geldim. Süeterimiz 3 yaşa uygun olarak çalışıldı. 4 numara şiş ve Nako Elite Baby marka ip kullandım. Ama 3,5 numarayla örerseniz 1-2 yaş arası bebeklerinize rahatlıkla olacak bir süeter yapmış olursunuz. 2 yuma yakın ip harcadım. Bu şekilde önden 3 düğmeli bir süeter yaptık. Hafif bir yakamız var. Önden düğmeli olması bebeğimizin kafasından rahat bir şekilde geçmesini sağlayacak. E, o yüzden önden düğmeli yapmayı tercih ettim. Ve gerçekten dokusu ve modeli çok güzel bir e, süeter yapmış oldum. E, bunun da anlatımını sizlerle paylaşmak istedim. E, dediğim gibi Nako Elite Baby marka ip 2 yumağa yakın e, ve 4 numara şiş kullandım elinizin sıklığını veya gevşekliğine göre 3,5 4 4,5 kullanabilirsiniz. Ama tabii ki kullandığınız şişe göre model küçülecek veya büyüyecektir. Çünkü 3,5 numarayla genelde daha küçük modeller elde ediyoruz. Daha fazla ilmek sayısı başlamamıza rağmen. Ve bu şekilde çok güzel fare dişi modeli olan bir Modelle süeter yapmış olduk. Arka tarafında da bu şekilde fare dişi modelimiz var. Yani komple modelli bir süeter arkadaşlar. Yakamız da çok güzel bir detay oldu. Ve dediğim gibi önden düğmeli olması bebeğimizin kafasından rahat bir şekilde geçmesini sağlayacak. Eğer hazırsak hep beraber yapımına geçelim. Eee, videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun diye yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma ve bana destek olmak adına alt tarafa yorum yaparak beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Çünkü siz ne kadar be beğenip yorum yaparsanız o kadar çok ana sayfaya düşüyor videolarım. Bunun için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Eğer hazırsak hep beraber yapımına geçelim. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet arkadaşlar, e, süeterimizde ip olarak Nakoyelit Bey marka ip kullanacak, kullanacağız. Çok güzel bir haki yeşili bir renk. E, bakın renk kodumuz 10.665 100 gram ağırlında 250 metre uzunluğunda bir ip bu. İki yuma yakın ip harcayacağız e, ve çünkü hırkamız e, pardon sweatermiz e, biraz büyük bedenlerde, o yüzden e, iki yuma yakın harcayacağız. İlk şiş olarak 4 numara kullanıyorum. 4 numaralı şişime arkadaşlar 64 tane ilmek atıyorum. Şimdi bu 64 tane ilmeğimizi attıktan sonra iki düz iki ters lastik olarak bir müddet örmemiz gerekiyor. Şimdi onu da sizlere göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi şu şekilde ters örgü olarak alacağım. İlk ve son ilmeğimiz bu şekilde. Çünkü bunlar dikişe gideceği için bunları modelden saymıyorum. İlk ilmeğimi ters örgü olarak aldım. İpimin yönünü değiştirdim. İki tane düz. İpimin yönünü değiştirdim. İki adet ters. İlk sıra biraz zor olur. Çünkü ilmek attığımız sıra olduğu için. Tekrar ipimin yönünü değiştirdim. 2 adet düz. Biraz ip ilmeklerimi öne doğru alayım. Tekrar yönünü değiştirdim. 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. 1 2 Tekrar 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Standart ilmek atma yöntemi kullandım arkadaşlar. Merak edenleriniz varsa yani ekstradan bir farklı bir ilmek atma yöntemi kullanmadım ve sağ elimle attım ilmeklerimi. Tekrar 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Şimdi 2 düz 2 ters olarak ilerleyelim. Evet sıra sonuna doğru geldim. 2 ters. 2 düz ve sonda bir ilmeğimiz kaldı. Bu da dikişe gidecek ama ipimin yönünü değiştirerek son ilmeği o şekilde alacağım. Sürekli bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi arka yüzümüze geçtiğimizde yine ilk ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Önden düz olarak ördüğümü arka yüzden ters, önden ters olarak ördüklerimi arka yüzden düz olarak örmem gerekiyor. O yüzden ilk ilmeğimi ters örgü olarak ördükten sonra 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz olarak devam edeceğim. Bakın 2 ters. Zaten o şekilde görünüyorlar. Yani göründüğü gibi düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. 2 ters 2 düz. Bu lastiğimizin 2. sırası olmuş oluyor. Ön yüzden 1. sırası, arka yüzden 2. sırası ve toplamda arkadaşlar 12 sıra lastik öreceğiz. Bu e, yeterli bir lastik sırası. Eğer daha küçük yapıyorsanız 10 sırada örebilirsiniz ama 12 sıra lastik için çok güzel bir sıra. Bu şekilde öreceğim. Şimdi arka yüzden de bu şekilde devam edeceğim. Yine son ilmeğimi ipimin yönünü değiştirerek örmeden alacağım. Ön yüze geçtiğimde yine ilk ilmeğimi ters olarak öreceğim tekrar 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters olarak devam edeceğim. Arka yüze geçtiğimde yine ilk ilmeğim ters. Daha sonra 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz olarak toplam 12 sıra boyunca bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Örelim. Ördükten sonra modelimizin kurulumuyla başlayalım. Evet arkadaşlar toplamda 12 sıra boyunca bu şekilde lastiğimi tamamladım. Şimdi modelimizin kurulumuna geçeceğiz beraber. Şimdi fare dişi modeli uygulayacağız. Ama her fare dişi modelinden önce 3 sıra bir önden düz arkadan ters önden düz olarak örmemiz gerekiyor. Arka yüzden model uygulamamız yapılacak. Şimdi süeterimiz bitene kadar bu ilk ilmeğimizi ters örgü olarak öreceğiz dikişimizi kolay yapabilmemiz ve kenar hattımızın düzgün çıkması için ipimin yönünü değiştirdim. 12 sıra lastikten sonra şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzden tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi bu şekilde düz olarak öreceğim. Evet, sıra sonuma kadar düz örgülerle devam ediyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İpimin yönünü değiştirip son ilmeğimi örmeden alıyorum. Süveterimiz bir tane kadar bu, bu şekilde devam edecek. Arka yüzüme geçtim. Yine bakın ilk ilmeğimi ipimi de buradan alıyorum. Ters örgü olarak örüyorum ve arka yüzümde tüm ilmeklerimi de bu şekilde ters olarak örüyorum. bu şekilde ters örgü olarak örelim. Evet sıra sonuna kadar geldim. Bakın ters örgülerle devam ediyorum. İpim zaten ön tarafta olduğu için ip bu taraftayken son ilmeğimi yine örmeden aldım. Tekrar bakın ön yüzüme geçtim. 2 sıra düz örgümüzü örmüş olduk. Yine ilk ilmeğimizi ipimizi buradan alarak ters örgü olarak örüyoruz. İpimin yönünü değiştirerek düz örgü olarak 3. sıramı da tamamlamış oluyorum. Lastikten sonra 3 sıramızı tamamlamış olacağız. Dördüncü sıramızda arka yüzden fare dişi modelimizi uygulayacağız sürekli bu şekilde olacak. Fare dişi modelimizi uyguladıktan sonra da yine önden düz, arkadan ters, önden düz olarak örerek dördüncü sıramızda yani yine arka yüzümüze geçtiğimizde fare dişi modelimizi uygulayacağız. Şimdi sıra sonuna kadar düz örgülerle devam edelim. Evet sıra sonuna kadar geldim. Son bir ilmeğim kalana kadar ördüm. İpim arkada olduğu için ipimi ön tarafı alarak son ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Dördüncü sıramızda hemen fare dişi modelimizi uygulamaya başlayacağız. Yine ilk ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum kenar hat için ipimin yönünü değiştiriyorum. Şimdi normalde bir düz bir ters lastik olarak fare dişi modelimiz uygulanıyor ama tersi ters olarak örüyoruz. Düzü ise ilmeği değil Bakın şu iki düz örgünün arasına girerek örüyorum. Evet. Bakın bir ters. Tersimiz normal. Ters olarak örülüyor. İpimin yönünü değiştiriyorum. Biraz yakın gireceğim. Bakın ilmeğimi değil şu iki haroşonun arkada görünen iki tersin arasına girerek dibine batarak alıyorum. Tekrar ters. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bakın yine şuraya batarak. Alıyorum. Biraz yakın çekim yapıyorum şu an model için. Bir tane ters. Tekrar bakın ikisinin arasına giriyorum. Bir düz, tekrar bir ters. İlmeği değil dibine batarak örüyorum. Bir ters ilmeğin dibine batarak örüyorum bir ters ilmeğin dibine batıyorum 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 bir ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Düzlerimizi ilmeğin dibine batarak, terslerimizi ise ters olarak örerek bu şekilde lastiğimizi bu sıra için bu şekilde öreceğiz. Ve böylelikle pardon, ilmek kaçtı. Hemen onu alayım. Ve böylelikle modelimizin kurulumunu beraber yapmış olacağız. Şu ilmeği hemen kurtardım. Evet, en son bir ters olarak örmüşüm. Dibine batıyorum. Bir ters. Ve arkadaşlar bu far dişi modelinde yanlış yapmamaya dikkat etmeniz gerekiyor Çünkü eğer yanlış yaparsanız şimdi bir ilmeği dibine batarak ördüğümüz için iki sıra sökmeniz gerekiyor ki modeli tekrar kurabilmeniz için iki sıra öreceksiniz tek e, sökeceksiniz tekrar arka yüze gelene kadar tüm ön yüzü düz olarak öreceksiniz tekrar arka yüzde modeli kuracaksınız. Çünkü dibine batarak ördüğümüz için o ilmek söküldüğünde kurtarılmıyor. O yüzden 2 sıra sökmemiz gerekiyor. O yüzden düzgün bir şekilde, dikkatli bir şekilde yaparsak sorun olmayacaktır. Dediğim gibi düzleri dibine batarak, tersleri ters olarak örerek toplam 64 tane ilmeğimizi fare dişi modelini arka yüzden kurarak tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar beraber yapalım. Sonra kısaca ne yapacağımızı anlatayım. Tamamıyla bundan ibaret zaten su yeterimiz. Daha sonra koltuk altı kesimimiz var. Koltuk altına kadar bu şekilde her 3 sırada bir modeli kurarak devam edeceğiz. Koltuk altı kesimimizden sonra ise yakamız için düğme kısmını öreceğiz. Onu da beraber yapacağız. Evet. Bir kere daha alacağım şunu. Evet dibine battım. Bakın iki ilmeğim kaldı. Bir tanesini ters olarak ördüm. İpim zaten önde olduğu için diğerini de örmeden aldım. Şimdi bakın ön yüze geçtiğimizde fare dişi modelini beraber kurmuş olduk. Şimdi fare dişi modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Buradan itibaren lastikten sonra yaptığımız gibi önden düz birinci sıramız, arkadan ters ikinci sıramız, önden düz üçüncü sıramızı öreceğiz ve arka yüze geçtiğimizde tekrar bu uyguladığımız fare dişi modelini aynı şekilde uygulayarak devam edeceğiz. Yine ilk ilmeğimizi fare dişi modelini uygularken ilk ilmeğimizi ters olarak örüp ikinci ilmeğimizi dibine batarak başlayacağız ki Aynı şekilde devam edelim ki fare dişi modeli aynı şekilde muntazam bir şekilde devam etsin diye. Şimdi bu şekilde arkadaşlar koltuk altımıza kadar bu modeli uygulayarak devam edeceğiz. Koltuk altımızda hem sağdan hem soldan bir kesimimiz var. Daha sonra da yakamızı düğmeli kısmı için çalışmaya başlayacağız. Ve şimdi bu şekilde koltuk altımıza kadar gereken uzunluğa gelene kadar örelim. Ben de size ne kadar ördüğümü belirteceğim kaç adet fare dişi modeli uyguladığımı belirteceğim. Bu şekilde her 3 sırada bir 4. sıramızda arka yüzden fare dişi modelimizi uygulayarak devam edelim. Koltuk altı kesimi ile burada olacağım. Evet toplamda lastiğimizden itibaren toplam 20 adet fare dişi modeli uyguladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20. yaptıktan sonra arkadaşlar biliyorsunuz arka yüzden modelimiz uygulanıyordu ön yüzden düz ördüm arka yüzden ters ördüm tekrar ön yüzüme geldim ve şimdi bakın şu şekilde ayraçlarımı ayarladım önden düğmeli bir e, süeter olacak bu e, o yüzden şimdi hem koltuk altından kesim yapacağız hem de arkadaşlar önce sağ tarafımızı sonra sol tarafımızı örerek süeterimizi tamamlayacağız. Yani önce sağ tarafımızın koltuk altını kesim yapacağız. Bu kısmı bitireceğiz. Daha sonra sol tarafımızın koltuk altı kesimini yapıp bu tarafı bitireceğiz. Ama tabii ki modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. Şimdi beraber kesimlerimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar toplamda 3, 2, 1 şeklinde 6 adet sağdan ve soldan kesim yapılacak. Şimdi ben burada 6 ilmeği bu şekilde ayarladım. Bu 6 ilmek tamamıyla kesim olarak ayar e, gidecek ama şimdi tabii ki toplam kaç ilmeği bu tarafta bıraktım? Onu şimdi sayalım beraber. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 ve 35. Şimdi 35 ilmeğimizi saydık. Buraya bir tane ayraç taktık. Çünkü burası benim sağ tarafım. Bu tarafta ise 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ve 29 ilmeğim var. Şimdi bu taraftaki ilmek sayısının bu taraftan fazla olmasının bir sebebi var. Çünkü e, düğmeli bir önden düğmeli bir e, yaka çalışması yapacağımız için düğmeli kısmımız olacağı için bu tarafta daha sonra bir arttırma işlemi, ilmek arttırma işlemi yaparak bu tarafı eşitleyeceğiz. Onun için yani niye burası buradan daha fazla diye düşünmeyin. Burası arttırmasız ilmek sayısı buradan daha sonra bir arttırma işlemi yapacağız ve burayı buraya eşitleyeceğiz. Şimdi hemen kesme işlerim, işlemlerimize başlayalım. Bakın iki ilmeği aynı anda alarak kesim yapıyorum. Şimdi bir ilmeğimi kesmiş oldum. İlmeğimi tekrar koydum. İki ilmeği yine aynı anda alıyorum. İki ilmeği kesmiş oldum. Tekrar ilmeğimi taktım. İki ilmeği tekrar aynı anda aldım. Üç ilmeği kesmiş oldum. Şimdi ön yüzde olduğumuz için ön yüzde yine bir model uygulamamız yok. Onun için ön yüzden düz olarak örerek ilerliyorum. Ta ki ayracımın olduğu yere kadar. Ayraçtan sonrasını isterseniz bir ilmek tutucuya ya da başka bir şişe kısa bir 40 santimlik veya 60 santimlik bir şişe alabilirsiniz. Çünkü orayı bekletmeye alacağız. Şu an sadece bu tarafı öreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi kesimimizden sonra düz örgülerle sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar ilerliyorum. 3 bir ilmek daha öreceğim. Şimdi düz örgülerle geldim. Arka yüzden model uygulaması yapacağız. Şimdi önde 6 ilmeklik bir lastikli görüntü elde etmemiz gerekiyor. Şuradaki gibi iki düz iki ters şeklinde bir görüntü elde etmemiz gerekiyor. Kolda da ilmek çıkartarak bir lastik çalışması yapacağız. Şimdi onun için ön yüzümüzdeyiz. Bir müddet düzle devam ettiğimiz için ipimin yönünü değiştiriyorum arkadaşlar. Buradaki bu 5 ilmeği bir ters olarak örüyorum. 1 Şu ilmek açılmış arkadaşlar. Şunu bir düzelteyim. Bir Evet. 1, 2, 3, 3, 4, 5 ve ipim bu taraftayken kenar hattın düzgün çıkması için son ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın ayrıca kadar ördüm. Buradan sonrasını bir ilmek tutucuya veya farklı bir şişe alabilirsiniz. Çünkü şu an sadece bu tarafı öreceğiz. İpimin yönünü değiştirip ön tarafı alıyorum. İlk ilmeğimi yine ters örgü olarak öreceğim. Kenar hattın düzgün çıkması için ama ön yüzde de bir eee ters örgülü bir görüntü olmasını istediğim için ipimin tekrar yönünü değiştiriyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 Başta ördüğümüz bir ilmek tersimizle beraber 6 ilmeğimizi bu şekilde örmüş olduk. Bakın ön tarafta şu şekilde bir ters görüntü elde etmiş olduk. Şimdi buradan itibaren model uygulamasına başlayacağız. Yani 7. ilmekten itibaren fare dişi modelimizi uygulayacağız. Ön tarafa bakıyoruz. Bakın dibine batma ilmeğinle başlamamız gerekiyor. Hemen şu şekilde dibine batıyorum. Bir ilmek ters dibine batıyorum. 1 ilmek ters. Dibine batıyorum. 1 ilmek ters. Dibine batıyorum. 1 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar fare dişi modelimizi arka yüzden uygulayarak devam edeceğiz. Bunu zaten lastiğimizden itibaren yapıyorduk. Onun için bir e, bu konuda bir sıkıntı olmayacak ama sadece şu yaka kısmındaki e, iki ters iki düz görüntüyü örgüye yeni başlayan arkadaşlar için e, göstermek istiyorum çünkü o kısım sıkıntı çıkarmasın diye şimdi sıra sonuna doğru ilerliyorum. Şimdi sıra sonunda biliyorsunuz bir e, ayracımızda, ayracımızın e, sol tarafında bir 3 ilmeklik kesim için bekleyen ilmeğimiz var. Onlarda model uygulaması yapmayacağım. Çünkü zaten onun iki tanesi şimdi yine kesime gidecek. Bakın ters e, yine dibine batarak modelimi uyguladım. Ayracımı alıyorum. Bu 3 ilmeği de ters olarak örüyorum. Hatta son ilmeğimiz de zaten örmeden alındığı için. 2 ilmeğimi ters ördüm. Üçüncüyü örmeden aldım. Şimdi tekrar ön yüzüme geçtim. Bakın yakada şu şekilde bir görüntümüz oldu. Geri kalana da fare dişi modelini uygulamış olduk. Şimdi iki ilmeği aynı anda alıyorum. Kesim yaptım. Bu birinci kesimim. Tekrar yerine taktım. Tekrar iki ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. Bakın ayracımızın yanında bir ilmeğimiz kaldı. Artık bunu çıkartıyorum. Zaten bir ilmek kesimimiz kaldı. Şu an toplamda beş tane ilmeği kesmiş olduk. Ön yüzümde olduğum için Şimdi ön yüzümden tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Fare dişi modelimizi arka yüzden çünkü uyguladık. Şimdi tekrar ön kısımdaki lastik görüntümünü, görüntümüzü vereceğimiz kısma doğru ilerliyoruz. Bir de bu kısım üst kısma geleceği için diğer kısım alt kısma gelecek. O yüzden burada bir de ilik çalışmamız olacak bu tarafta. Ama bir müddet ördükten sonra o iyilik çalışmasını yapacağız. Çünkü e, güzel bir görüntü olmaz yoksa hemen açarsak. Şimdi sıra sonunda yine 6 ilmek kalana kadar ilerliyorum. 3, 6, 3 ilmek daha düz öreceğim. 1, 2 ve 3. Bakın 6 ilmeğimiz var. Pardon 5 ilmeğimiz kalmış. Şunu da tekrar sökeceğim. 6 ilmek olacak. 3, 3, 6. Evet. Şimdi şu şekilde bakın iki sıra ters görüntümüz olduğu için bu kısmı 6 ilmeğimin beşini ön yüzden düz olarak öreceğim bu sefer. Yani her iki sırada bir bu öndeki görüntü değişecek. İpimin yönünü değiştirerek son ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Arka yüze geçtim. İpimin yönünü ön tarafa aldım. Yine ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve 5 ilmek de arka yüzden ters örüyorum. Kaç oldu? Ayracımızdan itibaren bir ilmek daha öreceğim. 6. 6 ilmeğimizi örmüş olduk. Şimdi arka yüzümüzde olduğumuz için geri kalan tüm ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Şimdi iki parçada öreceğimiz için zaten bu kısmın bitmesi daha kolay olacak. O yüzden şimdi ilerliyorum. Bir ilmek daha keseceğiz. Toplamda 6 ilmeğimizi kesmiş olacağız. Sıra sonuna kadar ters örgülerle devam ediyorum. Normal fare dişi modelimiz için zemin hazırlıyoruz şu an son ilmeğimi de örmeden aldım. Şimdi tekrar ön yüzümdeyim. Bakın koltuk altı kesimimiz bu şekilde görünüyor. Bir ilmek daha keseceğim ve koltuk altı kesimimizi tamamlamış olacağız. Şimdi tekrar 6 ilmeğimize doğru ön yüzümüzden düz örgülerle devam ediyoruz. Çok güzel bir model olacak arkadaşlar. Biraz uğraştırıcı. Çünkü fare dişi modeli biraz el oyalıyor ama çok güzel bir model. O yüzden her modele de yakışıyor açıkçası. Şimdi sonda 6 ilmek kalana kadar yine ön yüzümden düz örgülerle devam ediyorum. Yine bir ilmek fazla ördüm. Onu tekrar bıraktım. Şimdi 2 sıra haraşo, 2 sıra ters, 2 sıra düz görüntüm var. O yüzden şimdi ön yüzde tekrar bu 6 ilmeğimi 2, ters olarak örüyorum, 3, 4, 5, son ilmeğimi de ipim bu taraftayken örmeden aldım. Yani her iki sırada bir ön tarafımızdaki yaka kısmımızdaki görüntüyü değiştiriyoruz. 2 sıra ön yüzden ters, arka yüzden düz. 2 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. Bu şekilde yakamızın lastik görüntüsünü oluşturmuş olacağız. İpimi yine ön tarafa aldım. İlk ilmeğimi kenar hat için 1 saniye. Evet. Kenar hat için ters olarak örüyorum. İpimin tekrar yönünü değiştiriyorum. Arka yüzden geri kalan 5 ilmeğimi ters olarak pardon düz olarak örüyorum. 4, 5 ve 6. Şimdi bu sıra bizim fare dişi modelini uygulayacağımız sıra. 7. ilmekten itibaren 7. ilmek dahil dibine batarak fare dişi modelimizi uyguluyoruz. 1 ilmek düz, ters dibine batıyorum. 1 ilmek ters. 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 Bu şekilde fare dişi modelimizi uygulamaya başladık. Tekrar arka yüzümüzdeyiz. Şimdi beraber bir ilik açma kısmını da göstermek istiyorum. Toplamda 3 düğmeli bir yaka olacak ama düğmelerin aralıkları biraz yakın olacak arkadaşlar. Evet. Dibine battım. Sonda 2 ilmeğim kaldı. Bunun birini ters, birini de örmeden aldım. Artık koltuk altından kesim işlemimiz bitti. Bakın şu anki görüntümüz bu şekilde. Fare dişi modelimizi uyguluyoruz. Fare dişi modelimizle beraber arkadaşlar yaka kısmımızda da bakın şu şekilde iki düz, iki ters bir görüntü oluşuyor. Dediğim gibi zaten e, şey yapacağımız için kol kolt kalt kısmından da ilmek çıkartacağımız için komple e, öreceğiz orayı da. Şimdi bu şekilde e, ilerleyelim. Şimdi bir e, ilik açabiliriz aslında. İliğimizi beraber bir açalım. İliğimizi de açalım. Bakın ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. Her iki taraf için de aynı işlemi uyguluyorum. Ön yüzden arka yüzden fare dişi modelimi uyguladığım için ön yüzden tüm ilmekleri düz olarak örerek ilerliyorum. İliklerimizi düz örgülü kısımda açacağız bu yaka kısmımızda çünkü e, o zaman güzel bir görüntü olacak düğmeli olarak. Şimdi zaten düz örgülü kısımdayız. Onun için ilk iliğimizi beraber açalım. Diğer ilikleri de beraber açacağız. Örgüye yeni başlayan arkadaşların kafası karışmaması için 3 3 6 tane ilmeğim var ters örgülü kısmı örmüştük. Şimdi düz örgülü kısımdayız. İpim yine bu tarafta. 1 ve 2 3 ilmeğimi ördüm. Bir tane doluyorum. Pardon arkadaşlar. Bir tane alalım geri. Şimdi bu tarafta 4 2 ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. Şu 2 ilmeği aynı anda olarak kesim yaptım. Tekrar bir ilmek daha ördüm, son ilmeği örmeden aldım. İlik çok fazla bu tarafta olmasın, çünkü ilk son ilmeğimiz görünmüyor, kenar hatta gittiği için. Şimdi tekrar son ilmeği örmeden aldığım için yine ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum ve kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İliğimizi beraber açmış olduk. Dediğim gibi diğer ilikleri de beraber açacağız. Kafanızın karışmaması için sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ve zaten koltuk altı kesimimizi yaptık. Bir bakalım bu tarafta kaç tane ilmeğimiz kaldı. Beraber sayalım. E, bu ilmekleri de artık bir e, farklı bir şişe almamız gerekiyor. Çünkü bu taraf uzadıkça ee, diğer taraf bize örmede engel olacak. Onu istemediğimiz için diğer tarafı, bir dediğim gibi bir ilmek tutucu veya bir şişe, kısa bir şişe alarak bekletmeye alabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar ters örgülerle devam ediyorum. Son ilmeğimi yine örmeden aldım. Bir bakalım arkadaşlar. Bakın normal uyguladık ilk iliğimizi de düz örgüde denk getirmiş olduk ve bu şekilde arkadaşlar ilerleyeceğiz. Bir bakalım bu tarafta kaç ilmeğimiz var? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Bu 29 tane ilmeğimizi bu şekilde modeli uygulayarak örmeye devam edelim. Lütfen yaka tarafındaki iki sırada bir tersi düzü değiştirmeyi unutmayalım. Çünkü orada bir lastik görüntüsü olması gerekiyor. Bu şekilde bir müddet ilerleyelim. Ve yaka kısmıyla tekrar burada olacağım. Evet arkadaşlar ben bu şekilde yakamı bir müddet devam ettirdim. Bakın şu şekilde Kesimlere başladığımız yerden itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 adet fare diş modeline denk geldi. Yaka tarafımıza bakarsak bakın ters örgülerimizi sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane ters örgüye denk geldi. İliğimiz ilk iliğimizi beraber açmıştık. Düz örgüleri denk getirmiştik. Buradan itibaren bir düz örgü daha ördüm. ikinci düz örgüyü ördüm. Üçüncüyü ördüm. Dördüncü düz örgülü kısmımı örerken iliğimi ikinci iliğimi açtım. Üç ilikli olacak. Diğerinde zaten e, yakamızı yakamız için ilmek çıkartacağız ve o zaman açacağız. E, üçüncü iliğimizi de. Şimdi buradaki son ilikten itibaren de bir, iki ve üçüncü düz örgülü kısmımızı bitirmişiz. Ve bu şekilde e, yeleğimizin bir tarafını Şimdi yaka tarafında ilmek bırakarak devam edeceğiz. Şimdi ilmek bırakmamızın sebebi zaten yakadan ilmek çıkartarak bir yaka çalışması yapacağız. Bunu ilmek çıkartarak yapmaktansa ilmek bırakarak yapmayı tercih ediyorum. Şimdi onu da beraber yapacağız. Şimdi ilk ilmek yine ters örgü kenar hat için hem de ilmek çıkartırken bize kolaylık sağlayacak düz örgülerle ilerliyorum. Şunu düzelteyim. Şimdi yaka tarafına doğru örerek ilerliyorum. Yaka tarafında beraber ilmek bırakacağız. Şimdi normalde burası ters örgülü kısma denk geliyor ama ilmeklere bırakacağım için bu kısımda ters örgülü kısmımı yapmayacağım. Sıra sonuna kadar düz örgülerle ilerliyorum. Pardon. Şimdi sıra sonunda 3 4 5 ve alt. Pardon arkadaşlar. 6 tane ön patımız vardı biliyorsunuz. Bu 6 tane ön patımızı şu şekilde çeviriyorum. Şöyle şişten bırakıyorum. Elimde bir iğne ve iplik takılı bir iğnem var. Buna bu 6 tane ilmeğimi ilmekleri kaçırmadan geçiriyorum ve bunu bu şekilde beklemeye bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi arka yüzümüzde fare dişi modeli uygulama kısmındayız. O yüzden direkt dibine pardon bu kısmı ilmeğimi en son ördüğüm için örmeden alıyorum. Ters. Tekrar Dibine batıyorum bu sefer. Ters. Dibine batıyorum. Ters. Dibine batıyorum. Ters. Dibine batıyorum. Ters. Dibine batıyorum. Ters. Bu şekilde zaten fare dişi modelimizi uygulamayı biliyoruz. Zaten model komple fare dişi modelinden oluştuğu için şu an bu modele artık alıştık. Ve sıra sonuna kadar modeli uygulayarak ilerliyorum. Şimdi 6 tane ilmeğimizi örmedik son ilmeğimi de örmeden aldım. Tekrar dönüyorum. Şimdi 6 tane ilmeğimiz bu şekilde örülmeden şiş e, iğne yardımıyla aldım. Şimdi yine ilk ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Ve sıra sonunda bu sefer 3 tane ilmek kalana kadar düz örgülerle ön yüzümden ilerliyorum. Şimdi yakamızın hem çok açık olmaması gerekiyor hem de muntazam bir şekilde durması gerekiyor. Eğer bebeğiniz kilolu bir bebekse, bir çocuksa 6 4 olarak da devam edebilirsiniz. Ben şimdi 6 ve 3 olarak devam edeceğim. Şimdi sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar ördüm. 3 ilmeğim kaldı. Tekrar geri dönüyorum arkadaşlar. Bu 3 ilmeğimi yine bıraktım. Yine iğnemin yardımıyla bu 3 ilmeğimi de şişime, pardon, ipime aldım. 6 ve 3 toplamda 9 ilmeğimizi iğnemizle bekletmeye almış olduk. Evet, 3 ilmeğimi yine beklemeye aldım ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. Tüm ilmekleri arka yüzümden ters olarak örüyorum. Bir sıra önce modeli uyguladığımız için şimdi ters örgülerle devam ediyorum arka yüzden. Şimdi çok güzel bir model olacak arkadaşlar hem kız hem erkek bebeklerimize gidecek. Yani aslında erkek modeli ama bu size kız bebeklerimiz için de yapabilmeniz için bir ilham olabilir. Yani yakalı, güzel bir süveter modeli. Evet. Şimdi 9 ilmeğimiz beklemede. Ön yüzümdeyim. Yine ilk ilmeğim ters olarak örülecek. Ve sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Yaptığınız yaşa göre ilmek sayınız daha fazla olacağı için ya da daha az olacağı için ona göre bu yaka kısmında ilmek ayarlaması yapmanız gerekiyor. Ama her zaman ilk önce alacağınız ilmek sayınız buradaki patınızın sayısı olması gerekiyor. Yani ilkini ben 6 ilmeğimi alarak beklettim çünkü benim buradaki pat sayım 6 ilmek. Onun için 6 ilmeğimi önce beklemeye aldım. Daha sonra 3 2 bu şekilde devam ediyorum. Siz kendi ilmek sayınıza göre bunu ayarlamanız gerekiyor. Şimdi sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Evet 2 ilmeğim kaldı. Dönüyorum arkadaşlar. Bu ikisini şişten bırakıyorum. Ve tekrar bunun ikisini şiş iğneme aldım. Şu an 11 tane ilmeğim şişimde bekliyor. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bu sıram benim model uygulama sıram olduğu için hemen ön tarafıma bakıyorum. Sıradaki model fare dişi modelini uygulayıp dibe batacağım model. Onun için ipimi tekrar arka tarafa aldım. Dibine batarak başlıyorum fare dişi modelimi uygulamaya. Dibine battım. Ters. Dibine battım. Ters. Bu şekilde fare dişi modelini uyguluyoruz. Şu an iğnemizde toplam 11 tane ilmeğimiz var. 6, 3, 2 şeklinde ilmeklerimizi yakamız için bıraktık. Şimdi devam edeceğiz birkaç tane daha ilmeğimizi bu şekilde alacağız arkadaşlar güzel bir yaka oyuntusu olması gerekiyor ki bebeğimizin boynunu rahatsız etmesin zaten önden düğmeli bir model olduğu için yakadan kafasının geçmesin için bir sıkıntı olmayacak çünkü düğmesini açarak bebeğimizin kafasını rahatlıkla zarar vermeden geçireceksiniz. Şimdi tekrar ön yüzümdeyim. Ee, ve şimdi sıra sonuna kadar yine ön yüzümde olduğum için düz örgülerle ilerliyorum. Sonda bu sefer bir ilmek kalana kadar. İlerliyorum düz örgülerle. Sonda bir ilmeğim kaldı. Döndüm. Bunu iğne ile tekrar aldım. 12 ilmek oldu arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve sıra sonuna doğru ters örgülerle ilerliyorum. Dediğim gibi mevcut ilmek sayınıza göre bu yaka kısmını güzel bir oyuntu vererek ayarlamanız gerekiyor. Aynı sayı başlayan arkadaşlar zaten aynı şekilde yaparak güzel bir oyuntu elde edeceğiz beraber. Şimdi sıra sonuna kadar ters örgülerle devam ediyorum. Tekrar ön yüzüme geçtim. Bakın şu anki yaka görüntümüz bu şekilde gayet güzel bir oyuntu olmuş oldu. Ve ve tekrar ön yüzümdeyim. Şimdi tekrar ters örgülerle pardon ilk ilmeğim ters düz örgülerle ön yüzden devam ediyorum. Arkadaşlar ses için kusuruma bakmayın. Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Bilen arkadaşlar biliyordur. Buradaki tüm evler yıkıldığı için ve yollarda da sıkıntı olduğu için hem yıkım çalışması devam ediyor hem yollarda yapım çalışması devam ediyor. Altyapı vesaire için hem de ev yapımları başladı onlar devam ediyor. O yüzden biraz gürültülü bir yerdeyim. Bunun için sizden çok çok özür diliyorum. Yani tam yıkımların olduğu yerdeyim şu an. Benim eski eviminde olduğu yerdeyim. Ee, eski yıkılan evimin olduğu yere çok yakınım. Yani şu an burada böyle bir çalışma var. O yüzden ses için çok özür diliyorum. Tekrar sonda bir ilmek kalana kadar ördüm. Tekrar geri döndüm. Bu sefer de bu bir ilmeği tekrar iğneme aldım. Şu an arkadaşlar 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane ilmeğimiz şişimizde bekliyor oldu. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bu benim fare dişi modelini uygulayacağım sıra olduğu için hemen ön tarafa bakıyorum ve yine fare dişi modelini uygulayacağım kısım olduğu için ipimi ön ta e, arka tarafa alıp dibine batarak fare dişi modelini uygulamaya başladım. Tekrar ters dibine batıyorum, ters dibine batıyorum, ters dibine batıyorum ters dibine batıyorum ters dibine batıyorum ters dibine batıyorum ters ve son ilmeğimi örmeden aldım tekrar ön yüzüme geçtim arkadaşlar bakın şu şekilde bir yaka oyuntumuz olmuş oldu şimdi bir ilmek daha alacağım arkadaşlar. Bir ilmek daha alırsam sanki gayet güzel bir görüntü elde etmiş olacağım. Tekrar ilk ilmeğim ters ve sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz örgülerle devam ediyorum ön yüzümden. Şimdi bu şişimdeki ilmek sayısını da sayalım. 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Son ilmeğimi de yaka kısmına vereceğim. Döndüm arkadaşlar, şişimden bıraktım, iğnemi aldım ve son ilmeğimi de aldım arkadaşlar. Ve artık mevcut 15 tane ilmeğimle devam edeceğim. Şurada da bir e, kol çalışmamız olacağı için. Hatta bir ilmek bile alabiliriz. Bir ilmek daha bile alabiliriz. Ama yakamızda çok fazla açık olsun istemiyorum. Bir bakalım şöyle bir yakamızın görüntüsüne. Yakamızın görüntüsü de gayet iyi duruyor. Ama bir ilmek daha alalım arkadaşlar. Yani 14 omuzda kalsın. 15 tığım şişimizde pardon iğnemizde beklesin. Şu ipimi bir düzelteyim. Bana sıkıntı çıkarmasın. Evet. Şimdi yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örgülerle arka yüzden devam ediyorum. Çünkü bir sıra önce modeli uyguladım. Ters örgülerle devam ediyorum. Arkadaşlar yakamızın çok kapalı bir yaka olmasını istemiyorum. Çünkü bu süeter olduğu için alttan bir gömlek giydiği zaman bebeğimiz ya da çocuğumuz güzel bir görüntü olsun, bebeğimizin boynunu sıkmasın diye bir ilmek daha alacağım. Ve böylelikle birazcık açık bir yaka elde etmiş olacağım ki bebeğimizin boynu gayet rahat olsun diye yine ters örgülerle, pardon, ters örgüyle başladım. Ön yüzden düz örgülerle devam ediyorum. Sonda bir ilmek kalana kadar devam ediyorum arkadaşlar. Omuz, omuz kısmımızda 14 ilmek, bekletilen ilmek sayımız 15 ilmek olarak ayarlamış olduk. Sonda bir ilmeğim kaldı. Yine döndüm arkadaşlar. İğ şişimden bıraktım. Bunu da iğneme aldım ve bekletmeye aldım. Şimdi yine fare dişi modeli uygulayacağımız kısma geldik. Bakın bu şekilde Güzel bir yaka çalışması yapmış olduk. çünkü buradan da bir yaka çalışması yapacağız. Ee, o yüzden yani kötü bir görüntü olmasını istemediğim için bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Şu anki görüntümüz bu şekilde ama mevcut olan şöyle katlayayım mevcut olan sayımızı arkadaşlar birazcık rengi açayım. Mevcut olan bu 14 tane ilmeğimizi bir müddet daha öreceğim arkadaşlar. O da dediğim gibi yakamızın daha güzel bir görüntü olması için birkaç sıra daha öreceğim. Hem şu kol kısmımız daha rahat olsun diye. Bunu da size ne kadar ördüğümü belirteceğim. Daha sonra buranın yapımına beraber başlayacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde bir müddet uzattım. Çok fazla uzatmadım. Bakın iğnemle yaptıktan sonra 1, 2 ve 3 adet daha fare dişi modelimizi uygulayıp kapatmış oldum. Bir e, ilmek tutucuya aldım ve bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi diğer tarafın yapımına başlayacağız. İpimizi kestim. Aynı iple devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar ayırırken biliyorsunuz burası buradan 6 ilmek eksikti. Bunun da sebebi Şimdi şurada bir üst üste gelen katlamalı yani üst üste gelen düğmeyi dikebileceğimiz bir alan gerekiyor. Bunun için şimdi burada bir ilmek arttırma işlemi yapacağız. Ön patımız 6 ilmekten oluştuğu için 6 ilmekten oluşan bir arttırma. Bakın 2 ilmeğin arasına batıyorum. Yeni ipime alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde biraz uzun bırakarak tutuyorum. Ilmeğime taktım. Yani şişime taktım. Bu ipleri hep yürüteceğiz. Şimdi bir ilmek arttırmış oldum. Bu sefer yeni taktığım ilmekle bir sonrakinin arasına batıyorum, doluyorum, çekiyorum. İkinci arttırmam. Yine son taktığımla bir yanındakine batıyorum, çıkıyorum. Üçüncü arttırmam. Tekrar batıyorum, doluyorum, çekiyorum dördüncü arttırmam aynı işlemi tekrar yapıyorum 5. arttırmam son kez 2 ilmeğin arasına batıyorum ve çıkarak yerleştiriyorum altıncı arttırma altı ilmek lazım bize o yüzden altı tane arttırmamı yaptım ve şöyle bir modele bakıyorum. Ve arkadaşlar ters örgülerle diğer tarafa denk gelmesini, aynı şeyi yapabilmemiz için ters örgülerle başlayacağım. Zaten ilk ilmeği biliyorsunuz ters örgülerle örüyoruz. Şimdi e, ilk sıra olduğu için bu kısmı biraz dikkatli örmemiz gerekiyor. Şimdi bu 6 ilmeğimi ters olarak öreceğim. 1 2 Evet. Biraz dikkatli almamız gerekiyor dediğim gibi. 3 4 5 ve 6. Toplamda 6 ilmek arttırmıştık. Bu 6 tane ilmeğimizi ters örgüyle başladık. İpimin yönünü değiştirdim. Sıra sonuna kadar tüm ilmekleri düz olarak örerek ilerliyorum. Arka yüzden hemen fare dişi modeline başlayacağız ama koltuk altından kesme işlemlerimiz var. Ee, diğer tarafta sağ tarafımızda ön yüzümüzden kesim yapıyorduk. Sol tarafımızda arka yüzümüzden kesim yapacağız. O yüzden şimdi sıra sonuna kadar öreceğim. Arka yüzüme geçtiğimde hemen ilk 3 kesimimi yaparak başlayacağım. Ve evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Bakın 6 tane ilmeğimizi arttırmış olduk. Bunu zaten şu şekilde üst üste getirerek daha sonra dikeceğiz arkadaşlar. Tam alt kısımdan. O yüzden bunu bu şekilde ayrı bir şekilde öreceğiz ki e, daha kolay olsun. Yani şuradan da ilmek çıkartabilirdik ama o zaman örmesi gerçekten çok zor olur. Dikmesi daha kolay. O yüzden bu şekilde başladık. Şimdi Şimdi i̇ki ilmeği aynı anda alarak düz örgü örer gibi ilk kesimimi yaptım. Bu birinci kesimim. Taktım. Düz örgü örer gibi iki ilmeği aynı anda aldım. Üçüncü kesimim. Düz örgü örer gibi iki ilmeği aynı anda aldım. Üçüncü kesimim. Ve ön tarafa bakıyorum. Ters örgüyle başlamam gerekiyor. O yüzden ipimin yönünü değiştirip bir ters dibine batıyorum. Yani fare dişi modelimizi sonda 6 ilmek kalana kadar devam ettireceğiz. Beraber yapalım. İlk 3 kesimimizi koltuk altımızdan yapmış olduk. Diğer tarafta nasıl yapmıştık? 3 2 1 şeklinde. İlk 3 kesimimizi beraber yapmış olduk. Geriye 2 ve 1 kaldı. Zaten koltuk altı kesiminden sonra diğer tarafla aynı şekilde Sadece öndeki bu 6 ilmekli kısımdaki modeli her iki sırada bir, iki sıra düz, iki sıra ters olarak yaparak devam edeceğiz. Hepsi bu. Onun bir de yakamızdaki ilmek alımını yapacağız beraber. Onu da zaten beraber yapacağız. Kafası karışmasın yeni örgüye başlayanlar diye. Şimdi ilerliyorum. Sonda 6 ilmek kalana kadar modelimi uygulayarak devam ediyorum. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane ters ve dibine batıyorum. Evet 6 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Biliyorsunuz şeyle başlamıştık şu ipi çekelim. Şöyle şunla şunu bir düğümleyelim arkadaşlar. Şu ip biliyorsunuz boşta çünkü. Bize daha sonra sıkıntı çıkarmaması için şu ipe mevcut olan ipimle bir düğümleyeceğim ki açılma yapmasın. Şimdi en son fare dişi modelimizi uygulayarak geldim. 6 ilmekteyim. Ön yüzden ters olarak ördüğüm için tekrar ipimin yönünü değiştirerek 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum arka yüzümden. 2 3 4 5 ve 6. Kenar hattın düzgün çıkması için ipimin yönünü değiştirerek son ilmeği örmeden aldım. Diğer tarafla aynı işlem. Tekrar ön yüzüme geçtim ve yine ilk ilmeğimi ters örgü olarak alıyorum. Bu sefer ipimi yönünü değiştirerek bu ördüğüm 6 ilmek dahil sıra sonuna kadar tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Şimdi sıra sonuna doğru ilerliyoruz sıra sonunda yine koltuk altı kesimi yapacağız koltuk altı kesimlerini beraber yapalım arkadaşlar daha sonra zaten sadece dediğim gibi bu ön pattaki arttırdığımız 6 ilmekteki model değişecek sürekli her iki sırada bir bir de fare dişi modelimizi uygulayacağız. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet. Yine ipimi yönünü değiştirdim. Son ilmeği örmeden aldım. Arka yüzüme geçiyorum. Arka yüzden kesim yapacağız biliyorsunuz. Hemen iki ilmeği aynı anda alarak düz örgü örer gibi kesim yaptım. Bu birinci kesimim. İlmeğimi taktım. Tekrar iki ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. Bu ikinci kesimim. İpimin yönünü değiştirdim. Sıra sonunda altı ilmek kalana kadar ters örgülerle devam ediyorum. Çünkü bir sıra önce arka yüzden fare dişi modelini uyguladığımız için şimdi arka yüzden tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. İpin rengi gerçekten çok güzel bir yeşil, haki yeşili. Bu degrade hırkalarda kullandığımız, genelde kullandığımız haki yeşilin aynı rengi arkadaşlar. Ben gerçekten bu rengi çok beğeniyorum na koelis vevinin çıkardığını gördüğümde de çok memnun olmuştum. Son bir ilmeğimi de ördüm. Şimdi ön yüzden düz olarak ördüğümüz için arka yüzden de ters olarak örerek bu altı ilmeğimizi modeli devam ettirmiş oluyoruz. Bu tarafta ilik çalışmamız yok biliyorsunuz. Diğer tarafta yapmıştık. Son ilmeği de yine örmeden aldım. Tekrar ön yüzüme geçtim. Evet. İki ters, iki düzle başlamış olduk. Şimdi hemen tekrar ilk ilmeği de ters olarak örerek altı ilmeğimizi tersle başlıyoruz. Her ön yüzde modeli değiştiriyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5 ve 6. İpimin yönünü değiştirdim ve sıra sonuna kadar tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Son bir kesimimiz kaldı. Onu da beraber yapalım. Ondan sonra zaten dediğim gibi sadece bu 6 ilmeklik kısımda her ön yüzde model değişecek. Ona, onun haricinde fare dişi modelimizi uygulayarak ilerleyeceğiz. Yakamızdaki ilmek bırakma kısmını yine beraber yapacağız. bir ilmek kaldı son ilmeğimi örmeden aldım tekrar arka yüzümdeyim yine düz örgü örer gibi iki ilmeği aynı anda aldım ve toplamda altı ilmeğimizi kesmiş olduk hemen ön tarafa bakıyorum bakın e, fare dişi modeliyle başlamamız gerekiyor onun için hemen dibine batarak başladım ve bu şekilde ilerleyeceğim modelimiz buradan itibaren hemen ilk ilmeği örüp daha sonra fare dişi modelini uygulamakla başlıyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Yakamıza kadar, yaka çalışmamıza kadar. Şimdi biz bu sırayı da tamamlayalım. Daha sonra ne kadar uzatmamız gerektiğine bir bakalım. Beraber yakamıza kadar ilerleyelim. Ön tarafı bitirince arka tarafı da bitireceğiz. Birleştirme işleminden sonra hem yaka çalışmamız olacak hem kol çalışmamız olacak. Kolumuzda bir lastik çalışmamız var. Eğer e, kollu bir yelek e, daha doğrusu hırka yapmak isteyenler de kolunu uzatarak aynı şekilde devam edebilirler. Şimdi 3 6 tane ilmeğim var. Hemen ipimin yönünü değiştiriyorum. 5 ilmeğimi arka yüzden düz 2 ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. Son ilmeğimi örmeden aldım. Ve böylelikle arkadaşlar kesimlerimizi tamamlamış olduk. Bu şekilde uzatalım. Bakın şurada bir çıkıntımız var. Bunu da buraya Düğme kısmımız burada olduğu için yani ilik kısmımız düğmelerimizi buna dikeceğiz anlamına geliyor. Bu o yüzden bu kısım alta gelecek. Şu şekilde dikeceğiz ve bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 adet tersimiz var. 9 adet tersten sonra hemen e, yakamızdan ilmek bırakmaya başlayacağız. O yüzden şimdi bu şekilde ilerleyelim. 9 adet tersimizi yapalım. Ee, ve daha sonra koltuk altı kesimimiz zaten bitti. Mevcut ilmeklerimizle modelimizi uygulayarak ve ön patımızdaki e, tersi düzü her iki sırada bir değiştirerek devam edelim. 9 terse tamamladıktan sonra yakamızdan ilmek bırakla bırakma işlemiyle burada olacağım. Evet arkadaşlar, aynı şekilde diğer tarafı da 9 tane ters örgülü kısım olana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Son 9 sonra arkadan modeli kurdum biliyorsunuz. Tekrar önden düz, arkadan ters olarak örerek sıra başına kadar geldim. Ama şimdi sıra başında 6 tane ilmeğimizi iğnemizi alacağımız için. Şimdi ben örerek geldim size göstermek için. Şu 6 tanesine örmüyorum. Bıraktım tekrar ve bu 6 tanesini iğneme takarak başlıyorum. Bu sefer ön yüzden takacağız. Diğeri arka yüzden takılıyordu. Bu sefer ön yüzden takarak devam edeceğiz. Bakın 6 ilmeğimi iğneme taktım. 3, 6. Şimdi arkadaşlar buradan itibaren diğeriyle aynı Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ön yüzde olduğum için düz örgülerle devam ediyorum. 6 ilmeğimi iğneme taktım. Şimdi bir kere daha göstereceğim. Öteki tarafla aynı işlem olduğu için arkadaşlar e, burayı da e, uzunca anlatmayacağım. Çünkü diğer taraftan tek farkı birini arka yüzden örerken yaka tarafından takmıştık. Bunu da ön yüzden örerken yaka tarafından takacağız. Hepsi bu. Şimdi beraber bir tane daha takalım. Son ilmeğimi örmeden aldım yine. Arka yüzüme geçiyorum. Şu an benim model kurma sıram yine ters örgüyle başlıyorum. İpimin yönünü değiştirdim ve dibine batarak başlıyorum. Bir ters. Dibine batıyorum. Bir ters. Dibine battım. Bir ters. Dibine battım. Bir ters şeklinde ilerliyorum. Şimdi videoda detay verdiğim için diğer yaka tarafında burada da aynı şekilde uzun uzadıya göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi diğer taraftan tek farkı bir ön yüzden bir arka yüzden. Şimdi diğer tarafa bir bakalım. Yanlışlık yapmayalım arkadaşlar. Şimdi önce 3 6 ilmeğimizi almışız. Daha sonra 3 ilmeğimizi almışız toplamda 9 olmuş sonra 2 ilmeğimizi almışız 11, 12, 13, 14 ve 15 yani 6 3, 2, 1 1, 1, 1 toplamda 15 tane ilmeğimizi almışız iğnemize yakamızda da 14 tane ilmeğimiz kalmış aynı işlemi yapacağız şimdi sıra sonunda ee, bir bakalım 1, 2, 3, 4, 5 şu an dibine batmışım ters ve dibine battım 3 ilmeğim kaldı örmüyorum geri döndüm bunu yine bıraktım bu 3 e, şurayı düzelteyim bu 3 ilmeğimi bu sefer iğneme alıyorum 9 ilmeğim oldu İlk ilmeğimize Örmeden alıyorum ve ipimin yönünü değiştirerek ön yüzden sıra sonuna kadar düz örgülerle devam ediyorum. Hepsi bu arkadaşlar. İpim dolandığı için biraz zorluyor şu an. Evet modelimizi tekrar kurduk. Ve sıra sonuna doğru örüyoruz. Yine aynı şekilde dediğim gibi Toplamda 15 ilmeğimizi iğnemize alacağız. Bu sefer arka yüzden örmeden bırakıp ön yüzden takıyoruz iğnemize. 6 taktık, 3 taktık. 2 takacağız. 1 1 1 1. Toplamda 15 tane ilmeğimizi iğnemize takarak beklemeye alacağız. Şişimizde de 14 tane ilmeğimiz kalacak. Bakın bu şekilde. Şu an 9 ilmeğimiz burada. 14 tane ilmeğimiz kalacak. 15 ilmeğimizi şişimiz, e, iğnemizi aldıktan sonra toplamda 3 adet fare dişi modelini uygulayarak e, yine beklemeye alacağız. Arkamızı örmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, e, süveterimizin arkasını bu şekilde modelimizi ilerleterek yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 adet modelimi yaptım. 20 adet modelimi yaptıktan sonra biliyorsunuz arka yüzden modelimizi uyguluyorduk. Ön yüzden ördüm. Arka yüzden ördüm. Tekrar ön yüzüme geldim. Şimdi burada her iki taraftan koltuk altı kesimi yapacağız. Önlerde yaptığımız gibi aynı şekilde yapılacak hiçbir fark yok. Sadece arkamızda e, yaka kısmımız yapılmayacak. Şimdi arkadaşlar iki ilmeği aynı anda alıyorum. Örüyorum. Birinci kesimimi yapmış oldum. Bunu tekrar şişime taktım. Tekrar iki ilmeği aynı anda, aynı anda alıyorum. Bu ikinci kesimem. Tekrar ilmeğimi taktım. Tekrar iki ilmeği aynı anda alıyorum. Kesim yapıyorum ve üçüncü kesimim. Şimdi burası ön yüzümüz olduğu için arka yüze gelene kadar tüm ilmeklerimi ön yüzden düz olarak örerek ilerliyorum. Arka yüze geçtiğimizde hem kesimimizi yapacağız hem de koltuk altı pardon hem koltuk altı kesimimizi yapacağız. Hem de 21. modelimizi uygulayacağız. Şimdi bu şekilde ön yüzümüzü tamamlayalım. Evet ön yüzden düz olarak örerek tamamladım. Arka yüzüme geçiyorum. Yine 3 adet ilmeğimizi düz örgü örer gibi arka yüzden de kesimi yapıyorum. 2 ilmeği aldım tekrar yerine taktım tekrar ikinci kesimimi yapıyorum tekrar yerine taktım tekrar üçüncü kesimimi yaptım bir kere daha alacağım üçüncü kesimimi yaptım ve şimdi arkadaşlar ön tarafımıza bakıyoruz Evet üç tane kesimimizi yaptıktan sonra öndeki modelimize göre ilk önce tersle başlıyoruz İkinci ilmeğimiz zaten ilk ilmeğimiz e, kesim ilmeğimiz ikinci ilmeğimiz ters tekrar dibine batıyoruz ters dibine batıyoruz ters şeklinde fare dişi modelimizi arka sıradan uygulayarak devam ediyoruz şimdi bu şekilde modelimizi 21. Fare dişi modelimizi uygulayalım. Tekrar ön yüzümüze geçtiğimizde kesimimizi tekrar yapalım. Tekrar ön yüzüme geldim. 21. modelimizi tamamlamış olduk. Ön yüzdeyiz. Şimdi yine iki ilmeği aynı anda olarak kesim yaptım. Birinci kesimim. Tekrar iki ilmeği aynı anda olarak kesim yaptım. ikinci kesimim. Önlerde yaptığımız 3-2-1 şeklinde kesim yapılacağız. Yapacağız koltuk altından. Önlerden hiçbir farkı yok. Dediğim gibi iki e, tarafın birbirinden farkı. Birinde yaka kısmımız var e, düğmeli. Diğer tarafta yani arka kısmımızda ise hiçbir e, model yok. Sadece fare dişi modelini uygulayacağız. Sağdan ve soldan koltuk altlarımızdan 3-2-1 şeklinde hem sağdan hem soldan kesim yapacağız. Ve bu kesimlerden sonra biliyorsunuz başlangıçta şişimizde 64 tane ilmeğimiz vardı Kesimlerden sonra şişimizde 52 tane ilmek kalması gerekiyor. Ee, şimdi arkadaşlar önde bu kesimi gösterdiğim için e, arkada da e, devam etmeyeceğim şimdi 3 üç kesimi sağdan ve soldan yaptık İkinciyi sağ tarafımızdan yaptık Şimdi 3 te, e, tekrar diğer ikinci kesimimizde sol taraftan göstereceğim. Zaten modelimizi uygulayarak sadece sağdan bir soldan bir kesimimiz kalmış olacak ve modeli uygulayarak kalan 52 tane ilmeğimizle örmeye devam edeceğiz. Modeli aynen uygulamaya devam ve bu şekilde bakın sıra sonuna kadar düz örgülerle devam ediyorum. Bir sıra önce fare dişi modelimizi uyguladık. Fare dişi modelimizi tekrar uygulayabilmek için biliyorsunuz 2 sıra daha örmemiz gerekiyor. Pardon, 3 sıra daha örmemiz gerekiyor. Son ilmeğe geldim. İpimin yönünü değiştirip son ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi tekrar buraya geldik. Burada şimdi arkadaşlar iki kesim daha yapacağım. Sol taraftayız. Bakın iki ilmeği aynı anda aldım. Yine düz örgü örer gibi kesimimi yaptım. Tekrar yerine taktım. İki kesimi daha yaptım. İpimin yönünü değiştirerek arka yüzden ters örgülerle devam ediyorum. Şimdi ön yüze geçtiğimizde bir ilmek keseceğiz. Tüm ilmekleri düz olarak öreceğiz. Tekrar arka yüze geçtiğimizde yine bir ilmek keseceğiz. Ve fare dişi modelimizi göründüğü gibi örerek devam edeceğiz. Şimdi bu şekilde ilerleyelim. Şişimizde 52 tane ilmek kalması gerekiyor. İlmeklerimiz kalsın ve modeli uygulayarak bu mevcut 52 tane ilmeğimizle ense kısmımıza kadar örerek devam edelim. Ve evet arkadaşlar, hem önü hem arkayı tamamladım. Şimdi önce omuzları birleştireceğiz. Daha doğrusu önce bir omuzu birleştireceğim. Ee, kendi şu koldan ilmek çıkartarak kol manşetimizi yapacağız ve ondan sonra diğer kolumuzu da yaptıktan sonra yakamızı yapacağız şimdi dış yüzeyler birbirine bakacak şekilde şu şekilde getirdim buradaki mevcut ipimle yapacağım şimdi arkadaşlar omuzlarımız 14 ilmekti bakın bütün ilmekler şişte takılı Şimdi 14 ilmeği alacağım. Gerisini e, buradaki ayracıma takacağım. Daha sonra diğer omuzu da birleştirdikten sonra ortadaki ilmekleri e, yakamızı yaparken kullanacağım. Ayrıyeten ilmek çıkarmamış olacağım. Böylelikle. Şimdi arkadaşlar parmağıma ipi doluyorum. Ve şimdi bakın tığımın yardımıyla bir buradan buradaki şişten bir buradaki şişten alıyorum bu şekilde çıkartıyorum ilmeğimin bir tanesi tığımda şimdi bir ondan bir bundan alıyorum Pardon ilmek kaçmadan tutayım Evet şunu takalım geri Evet bu zaten bunundaymış bunu da aldım hepsinin içinden geçiriyorum Bakın her defasında tığımda bir tane ilmek kalıyor. Yani toplamda 3 ilmeğin içinden geçirerek tığımda bir tane ilmek bırakıyorum. Bakın bu şekilde 3 ilmek hepsinin içinden geçiriyorum. Elinizi çok fazla sıkma, sıkmayın lütfen. Çünkü o zaman kasma yapabilir. Bakın bir ondan bir ondan geçirdim tekrar bir ondan bir ondan geçirdim hepsinden şöyle bir düzelteyim evet bundan aldım bir tane de bundan hepsinden geçirdim tekrar bir bundan bir bundan geçirdim hepsinden bir bundan bir bundan hepsinden geçirdim. Bir bundan, bir bundan. Pardon. Evet. Hepsinden geçirdim. Bir bundan, bir bundan. Hepsinden geçirdim. Şu ilmeği tutalım. Evet, bir bundan, bir bundan hepsinden geçirdim. Son kez bir bundan, bir bundan, hepsinden ilmekleri geçiriyorum. Bakın bu boşa çıktı. Şimdi buradaki ipimi kestim. Son ilmeğimin içinden ipimi geçirdim ve biraz sıkıyorum. Bakın burada da yakamdaki ilmi ipim var. Bunun ikisini birbirine düğüm yaparak sabitliyorum bunların hepsi yürütülecek şimdi burada kalan tüm ilmeklerimi buradaki ayıracımı alacağım çünkü bu şişimi kullanıyorum yaparken onun için tüm hepsini kapatmadan hepsini bir şişime to topluyorum Ya yani illa bu şekilde ayraç değil de normal e, şişe de olur bakın ilmeğim kaçtı hemen onu kaçırmadan aldım. şimdi modelli fare dişi modeli olduğu için e, çok çabuk ilmek kaçıyor arkadaşlar e, lütfen dikkatli olalım ilmek kaçmadan tutturmamız gerekiyor tutmamız gerekiyor ilmekleri modelli e, bu tarz yeleklerde bu ilmek kaçması çok fazla oluyor omuz birleştirirken. Buna dikkat edelim. Evet, tüm ilmekleri topladım ve kapattım. Şimdi ön tarafımı çekin çeviriyorum. Bakın omzum gayet güzel bir şekilde birleşti. Şimdi burayı çevirdim. Şimdi şişimi aldım. Bakın şu an göstereyim şu an bir e, dikme falan yok ama bakın şu şekilde şu an görüntümüz bu şekilde şimdi şuradan ilmek çıkartarak başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk yerden batıyorum ipimi aldım. Şuradan bir şekilde çıkardım. Bunu da şişime aldım. Şimdi bakın arkadaşlar, ilmeğimizi nasıl çıkartacağız? Şimdi biliyorsunuz biz ilk ilmekleri örerek alıyorduk. O bize şimdi ilmek çıkartırken çok kolaylık sağlayacak. Şimdi biraz isterseniz şu şekilde bir e, rengini açayım çünkü ipimizin rengi koyu olduğu için görünmemesini istemiyorum. Bakın bir baştan, Şimdi bu ilk çıkardığımı saymıyorum. Sıra başından bir, sıra başından. 2 sıra başından 3 ve 2 sıra başının arasından bir tane çıkartarak kolumun kasmaması için ilmek aldım. Tekrar sıra başından 1 sıra başından 1 sıra başından 2 sıra başından 3 ve tekrar aradan bir tane daha 4 şuradan farklı yerden gireceğim bir saniye şimdi buradan üçüncüyü çıkardım şimdi araya batıyorum aradan bir tane daha. Şimdi bu aradan çıkarmamızın sebebi kasma yapmaması için. Kolumuzun gayet rahat bir şekilde olması için. Bebeğimize rahatsızlık vermemesi için. Şimdi sıra başından tekrar bir. Bu şekilde. Sıra başından iki. Sıra başından üç. Ve aradan dört. Tekrar sıra başından 1 sıra başından 2 sıra başından 3 ve aradan şuradan aradan 4. Tekrar sıra başı sıra başı sıra başı ve aradan. Şimdi bu şekilde omuz birleştirme kısmımıza kadar ilmeklerimizi alalım. Şimdi buradan çizgimize kadar omuz birleştirme çizgimize kadar toplam 39 tane ilmek çıkardık. Şimdi bir tane de bu çizgimizden çıkartıyoruz. Toplam 40 tane ilmek olmuş oldu. Şu şekilde. Evet. Çıkardık. Şimdi aynı işlemle şuraya kadar da ilmek çıkartıyorum. Aynı sistem. Bir sıra başı. iki sıra başı. Üç sıra başı. Ve aradan. Bu şekilde çıkartıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bir sıra başı bir saniye iki sıra başı üç sıra başı ve bir tane aradan bu şekilde çıkartalım daha sonra hemen lastik çalışmamıza başlayalım. Ve arkadaşlar toplamda buradan da 40 ilmek çıkarttım. Toplamda şişimde şu an 80 tane ilmeğim var. Şimdi bu 80 tane ilmeği lastik öreceğim. Çift sayı olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ikili lastik çalışması yapacağız. O yüzden çift sayı olarak çıkartın lütfen. Şimdi ilk ilmeği dikişini kolay yapabilmek için ters örgü olarak örüyorum yine pimin yönünü değiştiriyorum 2 düz 2 ters 2 düz Şunu düzgün alayım evet 2 ters 2 düz 2 ters olarak sıra sonuna kadar gideceğim. Son ilmeğimi yine örmeden alıp ilk ilmeğimi ters örgü olarak öreceğim ve bu şekilde bir müddet bu ikili lastik çalışmamı kolum için yapacağım. Daha sonra kenardan dikiş yaparak kol altımızı da dikeceğiz ve bu tarafı tamamlamış olacağız. Şimdi bu şekilde lastik çalışmamızı yapalım ve, kesme işlemiyle tekrar burada olacağım. Şimdi arkadaşlar bir tarafı yaptım, tamamladım. Henüz dükmedim. Şimdi diğer tarafı da göstermeyim. Yani bu tırığı göstermek için sizlere tamamladım. Diğer tarafında omzunu Birleştirdim ortadaki ilmekleri bir ayrıca aldım kalan ilmekleri 14 ilmek biliyorsunuz 14 ön, ön 14 arkadan Şimdi şu şekilde 5 sıra boyunca ördüm şimdi kesme işlemini göstereceğim sizlere Lastik örer gibi keseceğiz ki daha esnek bir kol ağzı olsun Yine ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum bakın ikinci ilmeğim de ters görünüyor onu da ters olarak ördüm birbirinin üzerinden atlattım. Tekrar ters görünüyor. Onu yine ters olarak ördüm. Yine üzerinden atlattım. Sıradaki düz düz örüyorum. Üzerinden atlatıyorum. Tekrar düz görünüyor. Düz örüyorum. Üzerinden atlatıyorum. Tekrar ters görünüyor. Ters örüyorum. Üzerinden atlatıyorum. Tekrar ters örüyorum. Üzerinden atlatıyorum bu şekilde tüm ilmekleri kapatacağız şimdi bakın diğer tarafta Tamamladığım için oradaki e, Kesim Şeyini göstereceğim bakın Görüyor musunuz hiç çocuğumuzun kolunu Rahatsız etmeyecek esneklikte bir Kesim oluyor bu şekilde hem bir sıra daha lastik örmüş oluyoruz Hem de Lastik kesim yaptığımız için Esnek Lastik şeklinde bir Ee kesim olmuş oluyor. Şimdi bu tarafı da keselim. Ee, diğer tarafı da aynı şekilde yaptım. Burayı yaptım, kestim, omuzları birleştirdim. Aynı şekilde ilmek çıkardım. 80 tane ilmeğim var kolumda. 5 sıra ördüm ön yüzden. Lastik kesimi yaparak burayı da kapattım. Şimdi burayı da yaptıktan sonra yanlardan dikiş yapmadan önce daha kolaylık olsun diye bu yaka kısmındaki ilmekleri bir şişe geçireceğiz. Şu kısımdan da ilmek çıkartacağız. Zaten buradaki ilmeklerimiz şişte, buradaki ilmeklerimiz de şişte. Sadece şu kısımdan ilmek çıkartarak yakamızın yapımına geçeceğiz ve son iliğimizi açacağız. Biliyorsunuz son iliğimizi üstteki lastik kısmında açacağımızı söylemiştim. İki tane iliğimizi burada açtık. Üçüncü iliğimizi de yakamızı örerken açacağız. Şimdi bu şekilde lastiğimizi de tamam kesip tamamlayalım. Yakamızın yapımına geçelim. Ve evet arkadaşlar her iki tarafında kol e, patını yaptım kol lastiğini şimdi yakamızı yapacağız yakamızdaki arkamız için olan 24 tane ilmeğimizi şişime taktım şimdi bir buradan bir buradan ilmek çıkartacağız ve Şuradaki ilmekleri de şişimize takacağız şimdi beraber yapalım dış yüzeyden çıkartıyorum şöyle biraz alayım. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şimdi 24 tane bu şişimde mevcut. Şuradan bir tane aldım. Şuradan bir tane aldım. Bakın. Şuradan aldım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane ilmeğimi buradan çıkardım. Şimdi buradan ne kadar ilmek çıkardıysam diğer taraftan da o kadar çıkarmam gerekiyor ki eşit olması için. Şimdi buradaki ilmeklerimi de şişime alıyorum bir ilmek. Bunların hepsini bu ipleri çekeceğiz arkadaşlar. Buradan çıkartacağız. ikinci ilmeğim. 3. ilmeğim. 4. ilmeğim. 5. ilmeğim. 6. ilmeğim. 7 8 9 10 10 11 12 13 14 ve 15 şimdi 15 tane ilmeğim de burada var yani enseden itibaren şurada 25 tane ilmek olmuş oldu şu ipi de buradan çekiyorum şu an bütün şiş yani bütün ilmekler şişimde şimdi şuradan da 10 ilmek çıkartacağım Şimdi de bu ilmekleri çekiyorum. Evet, şimdi bir 10 ilmek de buradan çıkartacağım. Şimdi şurası kötü göründüğü için şu ilmeği alacağım. Şuradan bir, iki, üç, dört, beş, 6 6 Bunu aldıktan sonra 7 8 9 ve bir tane de şuradan aldım. Pardon, şu aradan bir yerden şimdi 10 ilmek çıkardığım için aslında şuradan çıkarsam daha iyi arkadaşlar. Bir saniye şimdi bir buradan çıkardım bir de şuradan bir ilmek alayım ikinci ilmeğim olmuş oldu 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 ilmek de buradan çıkardım buradaki ilmekleri de şişime takıyorum. Aynı şekilde daha sonra ipi çekeceğim ve örmeye başlayacağız. Şimdi bir de toplamda tabi kaç ilmeğimiz oldu şişimizde bir de onu sayalım. Evet aldım. Ve şunu da çektim. Ve arkadaşlar şu an ilmeklerim bu şekilde çekilmiş oldu. Şimdi burada 25 ilmek, burada 25 ilmek, toplam 50 ilmek, arkada 24 ilmeğim vardı. Toplam şişinde 74 tane ilmeğim var. Evet arkadaşlar, mevcut 74 tane ilmeğimi e, şurada yaptığımız gibi iki düz, iki ters görüntüsünü verecek şekilde tüm ilmekleri öreceğiz. Yalnız şimdi şöyle bir durumumuz var. Bakın Burada iki tane iki sıra düzüm tamamlanmış. Burada bir sırası tamamlanmış durumda. O yüzden şimdi önce yine ilk ilmeğimi ters örgü olarak alarak şöyle bir işlem yapacağım. Baştaki 6 ilmeğimi öreceğim. ipimi keseceğim. Tekrar başa alacağım ki tamamlamak için. Bakın ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar hat için ipimin yönünü değiştiriyorum ve buradan itibaren şimdi bir 6 ilmeğimi baştaki dahil 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bu 6 ilmeğimi de düz olarak örünce arkadaşlar diğer tarafla eşit duruma geldim. Şimdi tekrar bu ilmeklerimi şişime takıyorum. Böylelikle eşitlenmiş oldu. Buradan ipimi keseceğim. İpimi kestim. Şimdi buradan itibaren tekrar ters örgülerle başlayacağım. Çünkü bakın düz örgümü tamamladım ters örgülerle örerek tamamlayacağım. İlk ilmeğimi yine ters olarak alıyorum. Şimdi bir sıra ama ördüğüm için şimdi bu ilmeğimi örmeden alacağım ki denk gelmesi için şu ipi biraz çekelim. Daha sonra bu iplerin hepsini sabitleyeceğim arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Çünkü biliyorsunuz ilk ilmeği biraz önce ördüm. Şimdi buradan itibaren tüm ilmekleri ters olarak ön yüzden örerek başlıyorum. Böylelikle iki düz, iki tersimizi yapmaya başlamış oldum. Şu ipi de çekeyim. Bunların hepsini sabitleyeceğiz arkadaşlar. Bir sıra döndükten sonra Şimdi tersimi ön yüzden örüyorum. Aynı işlemi yaparak yakamızdaki bu ön kısımda şurada yaptığımız işlemi tüm ilmeklerimize uyarlayacağız ve iki düz iki ters görüntüsünü vereceğiz arkadaşlar. Hepsi bu ve Biliyorsunuz her iliğimizin arasında 4 adet tersimiz vardı. Şu an tersimizin bir tanesini daha yapınca 4 tersimizi tamamlamış olacağız. Yine aynı şekilde iliğimizi açalım ve daha sonra bir müddet bu şekilde iki düz iki ters görüntüsünü tüm yakamıza uygulayalım ve o şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar ben şimdi bir tarafı diktim. Bakın yakasını da bir ters, iki ters, üç ters olarak tamamladım. İliğimizi açmıştık zaten. Yani iliğimizi ilk tersten sonra hemen açtık. Burada olduğu gibi. Ve daha sonra üçüncü tersi tamamladıktan sonra ön yüzden bir sıra düz olarak ördüm. Arka yüzden ters örgülü örer gibi kesim yaparak bakın bu şekilde yakasını da tamamladım. Şimdi yan dikişini göstermek istiyorum sizlere. Ben bir tarafını diktim. Buradaki mevcut ipimle dikeceğim. Daha kolay olması için. Hemen şöyle başlangıç kısmına ipimi takarak başlıyorum. Bakın şu şekilde ilk ilmekleri biz ters örgü olarak ördüğümüz için bakın şu şekilde çıkıntı gibi duruyor. Ve bu da bizim dikişimizi kolay yapmamızı sağlıyor. Ee, yani düz örgüle örerken de e, aynı sistemi kullanıyorum. Ters örgü örerken de aynı sistemi kullanıyorum. Bakın karşılıklı gelen dış yüzeyden dikiş yapıyorum. Karşılıklı gelen ilmekleri tutturarak başladım. Şunu alalım. Yani burada da aynı işlemi yapıyorum. Burası zaten lastik kısmı. Lastik kısmı olduğu için bakın dikişi gayet kolay bir şekilde yaptık. Şimdi bakın modelli kısma geldim. Modelli kısımda da aynısını yapıyorum. Hiçbir farkı yok. Bakın. Örerek ya pardon, dikerek karşılıklı gelen ilmekleri devam ediyorum. Buradan böyle dikeceğim şu koltuğumun altında ördüğüm kısma kadar şuraya kadar dikerek tamamlayacağım ve hırkam da pardon su de tamamlanmış olacak şimdi isterseniz yan dikişini de yapayım bayağı da büyük bir su oldu arkadaşlar bu arada ve daha sonra beraber bir en boy ölçüsü alalım kaç yaşa uygun yaptığımıza bir bakalım ve sonlandıralım videomuzu ve evet arkadaşlar süre bu şekilde tamamlamış olduk. İç kısımdan buradan da bir dikişimiz var. Ee, biliyorsunuz orayı ayrı ayrı şekilde örmüştük. O yüzden o arka taraftan da bir dikiş yaptım. Onun için şu şekilde bir şişlik görünüyor. Ee, onu da tabii ki düzelteceğim birazdan. Şimdi isterseniz bir en boy ölçüsü alalım. Yapmak isteyenler için. Omuzdan etek ucuna kadar 37 santim boyunda ve 31 santim eninde. Arkadaşlar bunu rahatlıkla 3 yaşındaki çocuğunuza rahatlıkla giydirebilirsiniz. Eğer 3,5 numaralı şişle yaparsanız da 2 yaşa uygun hatta 1,5-2 yaşa uygun büyüklükte olacaktır. Ben sonuçtan gerçekten çok memnunum. Çok beğendim. Önden düğmeli yapmamızın sayesinde de bebeğimizin kafasından rahatlıkla girip çıkartabileceğimiz bir model oldu. Ee, i̇nşallah siz de modeli beğenmişsinizdir. İki yumağa yakın ip harcadım arkadaşlar ee, ve Nako Elite Baby kullandım. Renk dolsunu zaten vermiştim videonun başında aynı renk yapmak isteyenler için. Ee, dediğim gibi üç buçuk numarayla örerseniz 1 2 yaş arası bebeklerimize uygun büyüklükte olacaktır. Ee, biz dört numarayla ördüğümüz için ki Nako Elite Baby ile benim elim 4 numaraya uygun. Bu şekilde 3 yaşa uygun büyüklükte bir hırka elde etmiş, pardon süeter elde etmiş oldum. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma ve bana destek olmak adına alt tarafa yorumlarınızı yaparak beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum.